Duygu regülasyonu o kadar önemli bir konu ki bunu ayrı bir şekilde ele almanın gerektiğini ben düşündüm. Çünkü duygu regülasyonu iyi olan insanlar hem profesyonel olarak, akademik olarak, sosyal açıdan, kendi iç huzurları açısından çok daha iyi durumda oluyorlar. Duygu regülasyonunun hem içsel hem dışsal süreçleri var. Ve bu süreçler ne işe yarıyor? Kişinin duygularını izlemesi, değerlendirmesi, duygusal tepkilerini düzenleyebilmesi, bunların yoğunluğunu ne zaman ortaya çıkabileceğini ayarlayabilmesi ve bu şekilde amacına ulaşabilmesi. Peki duygu ve duygu regülasyonu arasındaki fark ne? Şimdi duygular hepimizin hissettiği şeyler. Yani dolayısıyla hepimiz öfkeleniriz, hepimiz üzülürüz. Burada bir şey yok. Öfkelenmeyen insan, üzülmeyen insan, kaygılanmayan insan olmaz. Ama duyguları kontrol edebilmek ayrı bir şey. Duyguları kontrol edebilmek derken duyguları yok saymaktan veya tamamen bastırmaktan bahsetmiyorum. Bastırma iyi bir, her zaman işleyen bir duygu düzenleme şekli değildir. Duygu düzenlemeden yani anlamamız gereken şey beni hedefime götürecek şekilde, uygun hedefe götürecek şekilde duygularımı ifade edebilmem, duygularımı kontrol edebilmem, bunların ne zaman nasıl göstereceğimi belirlemem ve bunların kontrolünün bende olmasını sağlamamdır. Yani bir şekilde duyguların benim kontrolümü elime geçirip benim yapmayacağım şeyler itmesi değil, benim duygularımı mümkün olduğu kadar kontrol etmemdir. Tabii burada şöyle bir durum var. Bu yaşla ilgili bir şey. Şimdi ergenlikten sonra aslında gelişen bir şey. Neden? Çünkü bizim beynimizin esas kontrol sağlayan mantıklı kısmı ve öndeki yani prefrontal kısım şak dediğimiz beyin bölgesi en geç gelişen beyin bölgesi. En geç gelişen beyin bölgesi olduğu için de bu bölgenin duygularımızı ortaya çıkartan ve evrimsel açıdan biraz daha ilkel olan, daha önce gelişmiş olan beyin bölgelerinin üzerine bir hakimiyet sağlaması gerekiyor. Bu hakimiyeti sağlaması için de o aradaki bağlantıların gelişmesi, kuvvetlenmesi gerekiyor. Bu da genellikle ergenliğin sonunu buluyor. Öyle olduğu için de ne oluyor? Özellikle ergenlikte dürtülerle ilgili, dürtüsellikle ilgili çok sorun olduğunu görüyoruz. Peki, şimdi bu duygu kontrolü denen şey aslında ne zaman başlıyor? Daha bebeklikten itibaren başlıyor. Şimdi bebeklerde bunu mizaç özellikle olarak görüyoruz. Bazı bebeklerin duygularını daha iyi kontrol ettiğini görebiliyoruz. Çok daha küçükken yeni doğmuş bebeklerde birkaç ay içerisinde gördüğümüz şey ne? Bazı bebekler mesela geçişlerde daha rahattır. Bebek bir şekilde bir yüksek sesi olduğunda, annesi o an yanında olmadığında korktuğu zaman bazı çocuklar kendilerini daha iyi idare eder. Annesi geldiğinde daha çabuk sakinleşir. Bir taraftan da dikkatini dağıtmayı bilir. Ya mesela bütün dikkatini orada o kaygı uyandıran şeye vermez. Dikkatini başka tarafa çevirebilir. Ama bir taraftan da kaçınmaz. Yani hemen oradan kaçmaya da çalışmaz. Ama dikkatini uygun şekilde dağıtabilir. Dikkatini uygun şekilde dağıttığı zaman da ufak bir bebek bile aslında duygularını kontrol etmeye başlar. Tabii duyguları kontrol ederken nasıl bir gelişim oluyor? Şimdi duygu kontrolünde kişinin, çocuğun, bebeğin kendi mizacı kadar tabii anne babanın tutumları ve onların ilişkisi de önemli. Şimdi eğer anne babayla olan ilişkisinde, özellikle de anneyle tabii bakım veren kişi anne olduğu için burada bu ilişkide bir güven ilişkisi oluştuysa, aralarında güvenli bir bağlanma oluştuysa o zaman çocuğun kendisine, dünyaya ve ilişkilere ve diğer insanlara dair beklentisi artıyor. Yani ümit şeklinde. Yani bu işle iyi gidecek. Ben bir şey istediğimde birisi gelir bana yardımcı olur. Ben bir şekilde iyi bir muameleyi hak eden bir kişiyim. İnsanlara güvenilebilir şeklinde bir gelişim oluyor. Tabii bu duygu regülasyonu yani bu düzenleme gelişirken çocuk ister istemez bebek her zaman için istediği şeye hemen ulaşamıyor. Çünkü mesela karnı acıkıyor veya altını ıslatıyor. O anda tabii annesi bazen gelip onu besleyebiliyor. Bazen gelip besleyemiyor. Besleyemediği zaman da ne oluyor çocuk? Hayal kırıklığına uğruyor ilk başta. Çünkü istediği şey olmadı. Ama bir yaş sonuna doğru anlıyor ki aslında onun annesi yani onu besleyen anne bir şekilde gelir. Hem düzenli olarak, tutarlı olarak gelir. Ha bazen biraz beklemesi gerekebilir. Ama sonunda o ihtiyacı karşılanır. Böyle olduğu zaman ne oluyor? Çocuğun bekleme süresi uzuyor. Beklemeye tahammülü artıyor. Bu çok önemli bir şey. Biliyorsunuz çok ünlü bir deney var. Bu hani marshmallow denen tatlılarla yapılan bir deney. Burada ne yapıyorlar? Çocukları 4 yaşında çocukların önüne bu tatlılardan koyuyorlar. Diyorlar ki bak burada bir tane tatlı var. Ben çıkacağım eğer ben gelene kadar yemezsen diyor
deney yapan kişi. Bir tane daha vereceğim diyor. Yersen de yiyebilirsin diyor. Şimdi çıktığı zaman orada tabii kamera var, çekiyorlar. Orada çocuğun kendisini tutabilmesi, onu yemeden durabilmesi, yani o duygu kontrolü bir şekilde çocuğun 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonraki akademik başarısını, hayatını, işte madde bağımlısı olup olmayacağını, intihar girişimini o kadar çok şey belirliyor ki. Dolayısıyla oradaki o negatif duyguya, yani o isteğe, o dürtüye bir şekilde insanın, o yaştaki bir çocuğun bile durdurabilme becerisi ilerideki hayatını belirleyen temel verilerden bir tanesini oluşturuyor.